Bu akşam çok özel bir organizasyon söz konusu. Evet. Siz de ödül alıyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? Bugün otizmli çocuklar yararına yapılan bir gece. Onun için benim için çok önemli. Çok fazla ödül törenlerinde olmuyorum. Ama bu çok anlamlı bir gece olduğu için buradayız. Ve aynı zamanda yılın en iyi cover'ı çok çok sevdiğim bir şarkıyla çok hoş bir ödül verecekler bana. Onun için çok eğlenceli, çok güzel bir gün geçecek. Canlı şarkılar da söyleyeceğiz. Çok iyi bir orkestra var. Seviyorum şarkı söylemeyi. Siz çok fazla özel bu tarz gecelere pek iştirak etmiyorsunuz çünkü... Basın da etmemi istiyor ama ben etmiyorum. Evet. Ama özellikle bu gecenin bir anlamı var tabii. Otizmli çocuklar yararına. Evet, 0-3 yaş arası otizmli çocuklar yararına. Bir anne olarak hemen burada bulunmak istedim. Önümüz bayram efendim. Bayram için neler düşünüyorsunuz? Bayramı ne yapacaksınız? Var mı plan? Bayramda aslında bir işimiz vardı. Fakat işimiz son dakikada değişikliğe uğradı ama isabet oldu. Çünkü İzmir'den kayınvalidemle kayınpederim geldiler. Çok da üzüldüm diyemem. Ondan sonra normalde ben özel günlerde muhakkak çalışıyorum ve çok seviyorum o günlerde çalışmayı ama çok özlemiştik. İzmirliler mezeleri meşhur efendim. Zeytinyağlısı seviyor mu kayınvalidesi? İnanılmaz seviyor. Yani ben kayınvalidemin genelde ne derler? Ahçı yamaklığını yapıyorum. Çünkü kayınvalidem gerçekten çok iyi bir ahçı. Ve oğlunun tabii çok özlediği yemekleri yapıyor. Ve torununun. Ondan sonra bol bol güzel yemekler yiyeceğiz. Böyle enteresan zeytinyağlılar, bamyalar. Tam tersi oluyor yani. Evet. Yiyorsunuz ama gördüğümüz kadar hali formdasınız. Çok teşekkür ediyorum. Spor yapıyorum ve hani çok yoğun bir spor yapamıyorum son zamanlarda. 6 kilo verdim. 1 kilo almışım ama baktım almıyorum. Tahinleri löp löp kaymakları götürünce sanıyorum ondan dolayı 1 kilo aldım. O kiloyu vereceğim. Çocuğunuzun bu sektörde olmasını ister misiniz? Eşiniz sonuçta bir yönetmen. Evet. Siz sanatçısınız. Evet. Çocuğunuzun eğilimi nasıl? Aslında o ne isterse onu yapsın isterim. Mutlu olacağı ne iş varsa onu yapsın istiyorum. Mesela ben okul seçiminde de onun daha çok iyi vakit geçireceği şeylere. Zaten anaokulunda ne öğrenecek ki yani? Atom mu parçalayacak? kırmızı boyalar, işte şeyler, blue'lar, İspanyolca, biraz şey, İngilizce falan öyle. Klip oynatır mısınız? Ailece bir klipte eşinizi çekti. Ben çok istiyorum ama Kaan Toz Koparan İskender'de oynamak istiyor. Anne ben Toç Kupan'ın İskender'de oynamak istiyorum diyor. Peki sırada hangi şarkı var efendim? Bundan sonraki çalışma ne? Cover devam mı? Bir tane cover değil. Birkaç aydır elimizde olan bir şarkı var. Onu yapacağız. O birazcık daha ritmik bir şarkı. Çok eğlenceli bir şarkı. Onu yapacağız ama onun zamanlamasına bakacağız. Ne zaman yapalım. Sonra da daha değişik sürpriz projeler geliyor. Hatta basın danışmanım bile bilmiyor. Peki bir şey daha soracağım. Estetikle ilgili son dönemlerde açıklamalar söz konusuydu. Siz estetiğe karşı mısınız normalde? Değilim. Yani bir yıldır anlatamıyorum. Her şeyin fazlası zarar. Estetiğin fazlası da çok çirkin yapıyor hanımları. Ben kimseye at suratlı demedim. Yani ona horse bir şey, bir bilimsel bir adı var. Horse face de değil de şuralar büyüyüp gözler küçülünce biraz atımsı bir surat oluyormuş. Onu demek istedim ben. Bazen öyle akım diyeceğime gülüm diyorum. Onun için öyle oldu yani. Ağzımdan öyle çıktı. Yoksa abartılısını hepimiz yaptırıyoruz küçük ufak tefek işlemler. İnsan kendi bu o muydu olmamalı. Bir de genç çocuklara hiç kıyamıyorum. Gencecik 17-18 yaşında görüyorum. İşte gidiyorlar estetikçilere. Yok dudak büyüt, yok şey. Eskiden bize sorarlardı bana dudakların doğru mu falan, senin mi falan. Doğru mu yalnız? Senin mi falan. Şimdi bizim dudaklar ince kaldı. Peki eşiniz Hakan Yunus çok değerli bir yönetmen. Evet. Onun estetik konusunda bir size yönlendirmeleri oluyor mu? Yaptır, yaptırma, şöyle sakın yapsan daha iyi. Sakın yaptırma, yüzüne bakamam diyor. O kadar yani. Küçük küçük şeyler olabilir diyor. Tabii sen mutlu olacaksan ama asla hani o fazla dolgular yanaklarda falan asla istemiyor. Zaten Hakan şimdi sinema filmi yönetiyor ama önceden çok ciddi sektörde birçok hanıma klip çekmiş, sonra reklam filmi çekmiş bir yönetmen. Ama bütün hanımlar şundan şikayet eder. Hakan hepsinin makyajını sildirir. İşte mesela Burcu Güneş'i bir gün böyle dünya kadar
kadar alışveriş yapmışlar, gitmişler. Hakan hemen sadece bir atlet, bir jean giydirmiş. Yurt dışından o kadar alışveriş yaptık diyor kızlar, basıncıları. Ama hiçbirini kullanmadı. O sadelikten yana. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.